Peki konuşalım. Konuğumuz var. Merkez Bankası faiz kararı için piyasaların bekleyişi bir taraftan sürüyor. Bir diğer taraftan da dolar, altın ve borsa yatırımcıları Merkez Bankası'nın faizleri konusunda ne yapacağını da anlamaya çalışıyor. Aslında Perşembe günü saat 14'te karar açıklanacak ama tabii beklentiler var, tahminler var. Beklentilerde, tahminlerde farklı. Profesör Doktor Zeynep Ökten, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi konuğumuz. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba Hülya Hanım. Şimdi İyi yayınlar, günler. Çok çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Anadolu Ajansı'na beklenti olarak ekonomistler böyle %19,25'i işaret ediyorlar faiz noktasında. Sizin de mutlaka bir tahmininiz vardır. Nasıl bir tahmin içerisindesiniz merak ediyorum. Yani %20'nin altında kalır mı, kalmaz gibi duruyor ama. Hülya Hanım, tabii burada yani artık rasyonel politikalara geri döndüğümüz için zaten piyasada geçerli olan, şu anda mevduat ve kredi faizlerinde geçerli olan faizlerin %35-40 bandında olduğunu biliyoruz. Onun için de Merkez Bankası bu normal piyasadaki faiz oranlarına yakın bir faiz oranı artışını yapacak. Tedrici olarak yapacak ama yani büyük bir ihtimalle öyle düşünüyoruz. Onun için işte 8,5'tan %20'ye çıkarmak da ciddi bir artış. Yani %100'ün üstünde bir faiz artışından bahsediyoruz. Ama hala yani 20'ye bile çıkarsa mevcut faiz oranlarının gerisinde. Evet. Dolayısıyla biz faiz artışının %30'lar yani işte kredi ve mevduat faizlerini serbest piyasadaki yakalayacak oranın esasında geçerli bir faiz olması oranı olması gerektiğini düşünüyoruz Merkez Bankası politika faizinde. Ama ilk anda bunu %35'e çıkarabilirler mi bilmiyoruz tabii. Yani bu ciddi önden yüklemeli, çok ciddi bir sinyal etkisi vererek bakın biz ne kadar güçlü bir faiz artışı yapıyoruz diyebilirler. Evet. Fakat bunun tabii ki ekonomi üzerindeki bir etkisi olacak. Faizler üzerinde olmaz zaten ama kredi kartı ve ek hesap faiz oranlarında hala 1,32 veya 36'da duruyor onlar. Onların yükselmesine sebep olur. Bu da tüketiciler açısından negatif bir etkiye sebep olur. Şimdi böyle %30'lara yaklaşan bir şeyi çok beklemiyoruz. Ama %25'i de zikredenler var. Olabilir. Yani buradaki esasında 20-25 arasındaki farktan çok Hülya Hanım, biz o raporda ne yazacaklar? Yani sözlü yönlendirme ne kadar güçlü olacak? Biz bundan sonra işte şunları yapacağız, böyle adımlar atacağız, ileriye dönük enflasyon hedefimizi çok güçlü anlamda indirmeyi hedefledik, şu kadar olacak falan, bunlara bakacağız. O politika metni baştan aşağı değişmiş olacak. Çok uzun süredir biz biliyorsunuz artık Merkez Bankası PPK toplantısı sonrasındaki açıklamaları birbirine çok benzer olduğunu, ufak kelime farklılıkları olduğunu gözlemliyorduk. Faizler konusunda da kesin olarak bildiğimiz şey ya nasıl olsa arttırmayacaklar. Ama acaba işte bir indirirler mi, indirmezler mi konusundaydı. Fakat şu anda kesin olarak bildiğimiz şey arttıracaklar. Ve ne oranda arttıracaklar. Peki. Fakat onun ötesinde o raporda ne yazacak, bize ne gösterecek onu bekliyoruz. Bir de mesela bu toplantılardan yansıyan görüntülere de bakıldığında o görüntülerden de belki biraz okuma yapılabilir, yapılan açıklamalar. Yani yeni dönemin ekonomi yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği biraz gözler önüne serildi galiba, ne dersiniz? Tabii şimdi Sayın Şimşek'in en son TÜSİAD'da yaptığı toplantıdan sonra TÜSİAD tarafından yapılan açıklamalarda Sayın Şimşek'in çok piyasa yanlısı bir tarafta olduğunu ve genellikle TÜSİAD'dan gelen dilekleri dinlediğini, dolayısıyla onları aldığı ve ona göre bir yönlendirme yapacağı konuşuluyor. Hı hı. Fakat şu ana kadar Gaye Hanım'dan biz hiçbir açıklama duymadık. Hı hı. Hatta BBDK ile yapacağı toplantıyı da Cuma gününe erteledi. O da önemli değil mi? Cuma gününe ertelenmesi de bir taraftan aslında faiz kararının ardından görüşmeyi tercih etmesi. Onu da belki değerlendirebilirsiniz, ne anlama geldiğini. Evet.
Şimdi bu çok önemli çünkü ilk önce bugün için açıklanmıştı ve bankalarla ilişkili olarak faiz oranlarının arttırımının BBDK üzerindeki ve bankalar üzerindeki regülasyonlar üzerindeki etkilerinin belki konuşulması önden planlanıyordu. Fakat sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dedi ki hayır, biz ilk önce kararımızı verelim. Bu karar belki de hiçbir etki altında kalmadan bu kararı verelim ve bu kararı daha sonra BBDK ile konuşalım. Şimdi bakın Hülya Hanım, daha önce yapılan uygulamalarla birlikte esasında piyasa karşıtı ve genel ekonomi teorileri karşıtı bir politika yürütüldüğü için çok fazla yan yollara sapılmıştı. O yan yollardaki o taşlı tozlu işte kütüklerin indiği, yolların kapandığı, derelerin aktığı yolda biz bir savaş verdik. Orada her gün yeni bir regülasyon koyduk ortaya. Sistemi işte o engeli kaldıracak, o taşı kaldıracak, o kütüğü bir tarafa çekecek filan. Ve dolayısıyla çok fazla regülasyon oldu. Özellikle bankacılık sisteminde. Şimdi biz normal bir otobana doğru yola çıktık. Yani daha düzgün bir yolda, bilinen bir yolda. Öngörülebilen. Öngörülebilen. Yani öyle hani gündüz vakti çok fazla ışığa ihtiyacımız olmayan, engel çıkmayan bir yola geçtik. Dolayısıyla burada artık o regülasyonlara ihtiyaç kalmadı. Bu regülasyonların da teker teker iptal edilmesi gerekiyor. Onun için şimdi alınacak bu karar sonrasında acaba BBDK ile yapılan görüşmelerde ne cins bir deregülasyonlara doğru gidileceği belki daha sonra konuşulacak diye benim düşüncem bu yönde. Belki bunun için ertelemişlerdir. Evet, önemli. Piyasalarda bir yansıması olacak. O da nasıl olacak acaba? Şimdi burada piyasalara yansıması, Hülya Hanım, ilginç günlerden geçiyoruz. TL değer kaybederken kredi risk primi dediğimiz CDS'ler de düşmeye başlıyor. Normalde bir ülkenin parası değer kaybettiğinde o ülkenin riski artar. Primi de artar. Ama bu düşüyor veya Merkez Bankası Başkanı değiştiriliyor bir şekilde, görevden alınıp yenisi getiriliyor. Ama CDS'ler düşüyor. Onun için ekonomide esasında kötü veri olarak gözlemlediğimiz şeyler iyi hale geliyor. Şu anda da faizlerin arttırılması uzun dönemli faizlerin esasında düşüşüne sebep olacak. Çünkü biz faiz indirerek faizleri gerçek anlamda indiremedik. Politika faizini indirdik ama faizler çok yükseldi. %40'lara çıktı. Şimdi biz politika faizini arttırarak enflasyonu düşürüp kredi faizlerini de uzun dönemde düşürmeyi hedefleyeceğiz. Onun için piyasanın vereceği tepkiler mutlaka olumlu olacaktır. Bakalım. Benim kaçırdığım, eksik bıraktığım, sizin tamamlamak istediğiniz herhangi bir yer var mı? Tabii. Yani esasında gayet güzel sorular sordunuz. Çoğunu konuştuk ama tek bir şey daha eklemek istiyorum. Yayının bir önceki yayının sonuna doğru galiba asgari ücret ve memur maaşlarını konuştunuz. Şimdi orada tabii yeni bir seçim dönemine daha giriyoruz. Belediye seçimleri tabii, var. Dolayısıyla bir seçim ekonomisi yavaştan devam edecek. Şimdi biz istediğimiz kadar Hülya Hanım sıkı para politikasını izleyelim. Yani faiz oranlarını arttıralım. Ama maliye politikasında bu kadar gevşek davrandığımız dönemde, bütçe açıklarının arttığı dönemlerde bu istediğimiz enflasyonla mücadele politikasını tam olarak yürütemeyeceğiz. Yani bir aksak yürüyüş olacak, bir topallama olacak. Onun için evet, tabii ki ücretleri mutlaka artsın. Ben de bir ücretliyim. Fakat bunun enflasyona olan etkisinin daha olumsuz yönde olacağını ve özellikle asgari ücretteki yüksek artışların işsizlik üzerindeki olumsuz etkilerini de gözlemleyeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Göreceğiz bakalım önümüzdeki günler neye gibi. Ekonomi tandansı Profesör Doktor Zeynep Ökten, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum gün ortasına. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim.